Güzel Karadeniz'in yeşil mavi şehri Giresun'da Görele ilçesindeyiz. Bu yeşilliğin adı Kaleköy. Çiçeği burnunda bir köy Kaleköy. Nedenini az sonra öğreneceksiniz. İşte tabiat güzeli bu köyü adım adım arşınlamaya geldi. Geldik ki Beykozlu hemşehrilerinin selamını iletelim. Onların gözü kulağı olalım. Sohbetler edelim burada ve güzelliğine şahitlik edelim. Evet, göç Kaleköy'ünde yazgısı. Birçok köylü iş amacıyla terk etmiş atı ocağını, Türkiye'nin birçok yerine dağılmışlar. Beykoz da bu varış noktalarından biri olmuş. Ancak yaz gelince apar topar toplanılır ve soluklar bu güzel dağlarda alınır. Sıla-i rahim edilir özlemle. Köy, Görele ilçe merkezine yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta. Köye gelir gelmez muhtarımız Ahmet Işkın'la buluşuyoruz. Merhaba muhtarım. Bize kendinizi de tanıtarak köyünüz hakkında neler söyleyeceksiniz? Köyümüz İnanca Köyü'ydü. İnanca Köyü çok büyük bir köy olduğu için köyümüzü referandumla beraber ayırdık. Kaleköy oldu. 2020'nin birinci ayın ikisinde Kaleköy olarak statüsümüzü aldık. Allah'ın izniyle bu sene Haziran ayının 6'sında seçimimizi yaptık. Kaleköy olarak bu statü kazandığı için Kaleköy'de şu an muhtar olarak görev yapmaktayım bir haftadır. Kaleköy'ün nüfusu normalde referandumla beraber ayrıldığımız için 160 seçmenimiz vardı bizim. 160 seçmenimiz vardı. Şu anda 125 seçmenimiz var. Nüfus olarak da 160'ın üzerindeyiz. Nüfus olarak 160'ın üzerindeyiz. Kaleköy'ün fındığı meşhurdur. Geçim kaynağımız fındıktır. Önceden hayvancılıktı, şimdi hayvancılık bitti. Fındığa yöneldik. Köyümüzde doğal yapı iki tane bir kale vardır. Biz buna biri büyük, biri küçük kale deriz. Zamanında Cenevizler zamanından yaşam olmuş. Kalemiz ona mevcuttur. Daha önce kiliseler, milisiler varmış eskilerden, tarihten duyduğumuza göre. Buralar hep yıkılmış bakımsızlıktan, onarımsızlıktan. İnşallah bunlara el atacak. Fırınlarımız vardır, köy fırınları, mısır, çiftçilikle var, uğraşır köylü. Köyümüz ismini kaleden aldı, kale olduğu için Kaleköy köyü olarak şeye geçti. Köyümüzde 5 tane şehidimiz var. Bunların bir tanesi yüzbaşı, bir tanesi polis, Van'da şehit oldu. Bir tane erimiz vardı, Tunceli'de şehit oldu. Bir tane Isparta Eridir'de. Orada vardı. Bir tane de deniz yollarında. Denizciydi. Denizde şehit oldu. 5 tane şehidimiz var. Ziyaretçilerimiz geliyor. Sayın Kaymakamımız. Şehitler gününde devamlı ziyaretimize gelirler. Köy hakkında Allah izin verirse ilk hedefimiz zaten bir o kaleye bir mesire alanı yapmak. Oraya bir mesire alanı yapacak. Yollarımızda zaten fazla bir işimiz kalmadı. Yollarımızın çoğunu tamamladık. Elektrik nakilatlarımızı, ceyran direklerimizi komple değiştirdik, demir direk yaptık, kapalı kaplı şeklinde faaliyete geçti. Sularımızı da yaptık, su getirdik. Sis Dağı dediğimiz bir dağdan yaklaşık 47 kilometreden bir su geldi. Suyumuz geldi, suyumuz da faaliyetli. Köy için elimizden geldiği kadar artık bundan geri vatandaşların bütün işlerine yardımcı olmaya çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun yeni göreviniz. Verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Köyün başlıca geçim kaynağı fındık. Her yerde fındık ağacı görmek çok normal. Şifa kaynağı fındık. Ülkemizin gururu fındık. Muhtarımız köyde bulunan tarihi kaleler hakkında kısaca bilgi vermişti. Büyük ve küçük kale olmak üzere iki kale mevcutmuş köyde. İşte burası tarihi Cenevizlilerden kalma kalenin kurulduğu yer. Bakın karşıda Karadeniz görünüyor tüm maviliğiyle. Nasıl da hakim bir tepede kurulmuş.
Şanlı bayrağımız dalgalanıyor gökte. Şu güzelim dağların en tepesinde. Öyle tepede ki bulutlara yakın. Köyde bahçeler cıvıl cıvıl, toprak coşmuş. Mısırlar, kirazlar, çeşit çeşit meyve. Maşallah. Oo, gençler geçirmişler ayaklarına lastik ayakkabıları. Köyde en rahat bunlar değil mi? Aman bir moda oldu ki bu lastik çarıklar sormayın. Sosyetik sitelerde satılıyor artık desen desen. Camiine kuş bakışı bakıyoruz. Caminin minaresinden dağ dağ öteyi görmek mümkün. Birden fazla şehit olduğunu öğrenmiştik Kaleköy'ün. Hepsine gani gani rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Şehitlerden biri olan Şehit Dağ Komando Er Metin Işık'ın mezarını göstermek istiyoruz size. Onun şahsında tüm vatan şehitlerimize rahmet diliyoruz. Çay nasıl da mucizevi bir bitki değil mi? Şu sıcak havada sıcacık çayı içiyor ama rahatlıyoruz. Dost meclisine nasıl da yakışıyor. Bakın dostlar toplanmış. Köyün göz bebeği fındıkta atıştırılıyor bir yandan. Oy oy, köye yeni üyeler gelmiş. Bakar mısınız ne kadar tatlılar. Kaleköylülerin size çok iyi bakacaklarına eminiz biz tatlı yavrular. Peygamber Efendimiz de çok severmiş kedileri. Onun da Müezza adında bir kedisi varmış. Hazreti Peygamberimizin kedi sevgisi imandandır dediği rivayet edilir. Her yer adeta çiçek bahçesi burada. Renk renk mis kokulu çiçekler. Oh, ruhumuz güzel kokularla bezendi. Kemal Işkın abimizle sohbet edelim şimdi de. Kemal abicim, kendini tanıtır mısın bize? Neler söyleyeceksin bize Kaleköy hakkında? 1959 doğumluyum. 2011'e kadar polisliğim devam etti. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra kendi doğup büyüdüğüm yere, köyümüze geldik. İnanca köyü 750 haneden olduğu için bizim 4 mahallesi mevcuttu. Kaleköy'üne hizmet alma şansımız yoktu. Biz bunu referandumla beraber İnanca Köyü'nden köyümüze ayırdık. Şu anda Görele Kaleköy Köyü'nde ikamet etmekteyim. 60'lı yıllarda, 65'li yıllarda burada 2 metre kar yağdı, 2,5 metre kar yağdı günler olurdu. O zaman hayvancılıkla geçinirdi insanlarımız. Mısır koçanlarını yığarlardı. Ağaç yapraklarını yığarlardı. Kışın hayvanları bunlarla şey yaparlardı. Bizim mevcut köyümüzün arkasında Karadere Köyü vardır. Biz oraya okula giderdik. Bir gün okuldan gelirken karda tünel yapıp evimize geldik. Çocukluğumuz çok harika, çok güzeldi. Gençlik vardı, çocuklar vardı. Şu anda kendi memleketimizde bir fabrika herhangi bir şey olmadığı için köyümüz
tamamen göç vermiş durumda. Evliyim, 4 çocuğum var. Eskiden kart yoktu. Eskiden kart yoktu, yani davetiye yoktu eskiden. Şimdi çıkartı köyün 2 tane genci, kapı kapı dolaşır. İşte falancanın kızı, falancanın oğlunun düğünü var derlerdi. İnsanlar toplanırla gelirlerdi. Kalabalık bir grup geldiği zaman davul, zurna, kemençe eşliğinde oynaya gene gelirlerdi. Oynarlardı. Ondan sonra damadı gelini ortaya getirirlerdi. Yemek yerlerdi. Yani bir güzellik vardı. E şimdi düğünde salonlarda 2 saat dandan çıkıp gidiyorum. Eskiden 2 gün 2 gece düğün yapardık. Bizi geçmişe götüren bu kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz sana. İnşallah tersine göç başlar abicim. Bu güzellikler boş kalmaz. İş, aş herkesin köyüne gelir de kimse başka yerin kapısını umut kapısı diye tıklatmaz. Desti içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez. Bizim köyün kızları hey davulsuz gelin gitmez. Ablalarımız iş başında, bir abimiz de onlara yardımcı oluyor. Kolay gelsin. Leziz mi leziz şifa kaynağı dut pekmezi kaynatıyorlar. Dutları kaynattılar, suyunu süzüp tekrar kaynatıyorlar. Öyle kolay iş değil pekmez yapmak, uğraş ister. Şifa olsun yiyenlerine. Taştan bir eve rast geldik. Bu taşlar tarihi taşlar. Ev kullanılmıyor artık. Sahipsiz kalınca bakın yeşil tarafından sahiplenilmiş. Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik, vardık Kaleköy'e. Kaleköy'ün dağlarından esen rüzgar hoşnut etti yüreğimizi. Cıvıl cıvıl kuşları şenlendirdi. Mis kokulu çiçekleri kendimize getirdi. Sıcacık insanlarıyla sohbette yeni dostlar edinmenin mutluluğunu yaşadık. İyi ki Beykoz'dan kalktık da bu güzel köye ulaştık. Gurbetteki Kaleköylülerin memleket özlemlerine bir nebze olsun kavuşma sevinci getirebildiysek ne mutlu bize. Veda zamanı Kaleköy'e. Kalesinden dalgalanan bayrağına, minnoş kedilerine, şen öten kuşlarına, mutlu biten çiçeğine, tüm börtü böceğine ve güzel yürekli insanlarına selam olsun bizden.